yaprak dolması yapacağız. Gene her zamanki gibi malzemelerimizi hazırladık. Onları gösterelim. Tabii burada çok az bir soğan var. Dolmanın olmazsa olmazı bu soğanlarımız. Yalnız dolma soğanı olması önemli. Yani beyaz taze soğan olursa çok su bırakır. Tadı da ona göre değişik olur. Eskiler bilir bunu. Kışlık soğan diye aldığımız soğanımızdan. Tabii bu kadar değil. Bizim tarifimize göre 2 kilo kadar bir soğanı şimdi rondolarda yapıyoruz. Eskiden tahta üstünde küçük küçük doğrayarak yapardık. Şimdi kolaylık çıktı. Rondoda dolma soğanı büyüklüğünde doğruyoruz. 2 kilo soğana 2 bardak dolusu pirincimiz var. Pirincin de balda olması önemli. İçinde erimemesi açısından, daha sert olduğu için. 2,5 bardak zeytinyağımız var. Baharatlarımız her zamanki gibi tarçın, yeni bahar, karabiber, şekerimiz biraz ilavemiz var. Bunlar daha sonra. Yeni baharımız karabiber, tarçın. Bu baharatçılarda dolma baharatı diye karışık olarak da satılıyor. Fıstık ve kuş üzümümüz var, dolmalı fıstığımız. Dereotumuz var. Burada hepsini az miktarda gösteriyoruz tabii. Dereotun da şöyle bir şeyi var. Çocukluğumuzda böyle marketler yoktu. Her sokakta belli manavlar vardı. Ve Noel zamanı dereotu karaborsa olurdu. Böyle arkadan sandıklardan falan gelirdi. Yani millet çok mu alırdı, nasıl olurdu bilmiyorum. Allah'tan ki şimdi marketlerimiz bol. İstediğimiz kadar bulabiliyoruz. Yani çocukluğumdan hatırladığım öyle de bir şey var. Şimdi yapılışına geçersek, soğanı doğradık. Ben içini dünden hazırladım, bugün fazla meşgul etmemek için sizi. Soğanı önce hiç tuz atmadan, yağ katmadan epey bir, o su bırakır çünkü ne kadar da bırakmasa, kavuruyoruz. Sonra zeytinyağını az az ilave ederek tenceremizde tekrar soğanı kavuruyoruz. İyice kavrulup kıvama gelen soğana yıkamış, hazırlamış olduğumuz pirinci sıcak soğana ilave ediyoruz ki o da biraz onun yağını çeksin. Ondan sonra sırayla baharatlarımızı koyuyoruz. Bunların tarifleri, miktarları yaya tariflerinde var ama herkes zevkine göre ilave edebilir. Bazıları pul biber katıyor, nane katıyor. Benim tarifimde yok ama bunlar isteğe bağlı. Fakat fıstık, kuş üzümü muhakkak oluyor. Dereotumuz bolca, bir demet kadar dereotu içine doğruyoruz. Bütün harcı hazırladıktan sonra şu hale getiriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi zeytinyağısı da bolca. Bu iç hazırlanmış oluyor. Limon suyu da ilave ediyoruz ekşilik vermesi açısından. Yaprak seçimi tokat yaprağı derler, iyidir derler. Fakat ben yazdan alıp difrize koyuyorum. Daha istediğim gibi yumuşak yaprak seçebilirim. Yazın aldığımız yaş yaprakları sıcak suya batırdıktan sonra bu şekilde böyle dolma gibi biraz da tuz atıyoruz suyuna tabii onu saklasın diye. Poşetleri doldurup difrizde saklayabiliriz. Bu şekilde çıkarttığımız zaman da çözülmesini bekleyip hemen sarabiliriz. Bunlar salamura gibi tuzlu olmadığı için aşırı öyle suda bekletmeye gerek yok. Açıp hemen sarabiliriz. Yaprağımızın tabii zeytinyağlı yaprak için biraz büyükçe olanlarından seçmemiz lazım. Etli dolma gibi küçük küçük olmaması lazım. Bu şekilde hazırladığımız yapraklarımızı da eğer salamura yaprak alıyorsak tabii ki onun tuzunu
akıtıp biraz sıcak sudan geçirmemiz lazım. Ama benim yaptığım gibi buzdolabı difrizde sakladığımızda gerek yok o işleme. Tenceremizin dibine yaprakları diziyoruz. Dibinin tutmaması açısından. Malzemesi de biraz daha değişik. Yapraklarımızı şöyle sararak, bazıları tabakta sarar, bazıları evde sarar, nasıl kolaylarına gelirse bu şekilde kalın olanları dibe koyarak, daha ince yaprakları üste koyarak ki piştikleri zaman erimesin. Çok ince olursa diptekiler, onlar çabuk erir. Böyle sardığımız yaprakları koyuyoruz. Arada küçük ya da ince çıkarsa onlar ayrı bir tabakta sarıp duruyor onlar. Sonra üstlerine ilave ediyoruz. Kalın olanları alta diziyoruz. Bu şekilde bütün yapraklar bittikten sonra gene üstüne şöyle hafif bir, bu zaten harcın dibinde de yağ birikmiş oluyor. O yağı da üstüne gezdirebiliriz ya da biraz yağ gezdirip pirince göre ben su koyuyorum. Mesela 2 bardak pirinç koydumsa dolmaya 4 bardağa yakında su ilave ediyorum, biraz tuz da katarak pişirmeye bırakıyoruz. Kısık ateşte pişiriyorum ben çünkü çok hızlı ateşte dağılabilir. Üstüne de bir kapak koymakta, bir tabak koymakta fayda var. Yukarıya çıkmasın dolmalar diye. Sabahleyin tabaklara dizip servis yapıyoruz. Üstüne de limon sıkıp limonlarla süsleyip servis yapıyoruz.